Sonuçta burası 360 derece arkadaşlar. Haliyle 1, 2, 3, 4, 5 tane açı var. 72 dereceymiş L açısı. Sonra K'ları aynı şekilde ucuca birleştirirseniz diyor böyle. Bakın K köşesinden birleştirirseniz böyle 10 tane olacakmış. O zaman bu ne demek? Merkezde böyle 10 tane açı olması demek. 10 tane olunca da 360 bölü 10'dan aslında bir tanesinin 36 yapması demek. Böylece bakın M'ye ne kalıyor? 72. Aynı M de o zaman arkadaşlar L köşelerinin birleştirilmesi gibi bu mavi ile kutu için aldığım gibi olur. Demek ki o da 72, 72, 72, 72, 72 olacak. Yani 5 tane köşe birleştirilecek. B şıkkı. Burada arkadaşlar harf verirseniz şöyle A, B, burası B, A derseniz bakın ikizkenar bir üçgen olur. Dolayısıyla 40 dediğimiz zaman burası 70 olacak. İki kenardan bu da 70 olacak. Yani oradaki harflerin bütünü AB ve BC'nin eşit olduğunu göstermek için cevap C şıkkı. BD ile BC eşit demiş ya ona göre harf verelim şimdi arkadaşlar. Bakın 2 iç bir dış yaparak gideceğim. Lütfen takip edin. X artı 27 diyeceğim tamam mı? Şu üçgende 2 iç bir dış yaptım. Sonra bu üçgende iki iç bir dış yaparsam D açısı kaç derece olur? x artı 15. Çünkü d ile c'nin toplamı x artı 27'ye eşit bakın burada. Dolayısıyla x artı 15 o zaman bd bc'ye eşit olduğu için buranın tamamı x artı 15 demek ki x artı 3 kaldı. Buradaki acb açısına böylece arkadaşlar ikizkenar kenar üçgen olduğu için burası da x artı 3 yaptı. Toplamda o zaman 3x artı 6 eşittir 180. 3x eşittir 174. x buradan 58 gelecek arkadaşlar C şıkkı A noktasına bakıyorum A noktası Kıble ile 60 derecelik açı yapmış Kuzey'de işin içine girince Kıble batı ile Kuzey arasında o zaman Batı ile Kuzey arasında bir kıble ona Harf verelim X diyelim arkadaşlar X Çünkü KK demeyelim karışmasın Şöyle bir A noktası ve 60 derece gördünüz mü Hatta onu ben A noktasını bence şuraya taşıyayım. Çünkü birazdan karışacak işler. Burası A noktası. Burası böyle kıbleye X demiştim. 60 derece. Sonra B noktasına geliyorum. Bu sefer kıble ne tarafta kalıyor? Şuraya doğu dersek, buraya da güney dersek. Güney ile doğu arasında bir yerde. Ve 160 derecelik açı var bakın. İşte gördüğünüz gibi burada kuzey, B açısı, B köşesi ve X ile arada kalan açı 160 derece oldu ve bize demiş ki arkadaşlar bu B ile A'nın kıbleye olan uzaklıkları, Kabe'ye olan uzaklıkları aynı. O zaman şöyle yapacağım. K şöyle bir B noktası kıbleye X demiştik. Burası 160 derece. Sonra nasıl olsa şunu değiştirmeyeceğim. Taşıyorum sadece. Ee, böyle onu da nasıl yapalım? Yine burası K. Şöyle, o kadar geniş değildi gerçi aralarındaki açı. Pardon. Ee, nasıl yapalım onu? Neyse yapacak bir şey yok ya. Biraz böyle aradaki açı fazla geniş gibi olacak ama burası K kuzey, burası da A noktası aradaki açı 60 derece. Bu KB ile KA'nın birbirinden paralel olduğunu unutmayın. Üçünün toplamı neydi? 180. 360. O zaman buradaki X açısına 140 kaldı. Böylece arkadaşlar. Bakın A'dan B'ye giderken ikizkenar üçgen olacağı için aradaki uzaklık eşit. Aradaki açılar 20'şer derece olacak. Haliyle biz A'dan B'ye giderken kuzey ile AB arasındaki bu açı 40 derece olacak. Bakıyorum AB'yi şöyle yukarı taşıdığım zaman D şıkkında evet bakın kuzey ile KAB açısı 40 derecelik bir 60 yazmıyor yanlışlıkla 40 derecelik bir açı yapmış oldu. D şıkkı uyuyor. Peki A şıkkı niye uymuyor onu göstereyim bakın. A'yı kaydırdım diyelim böyle. Burası A noktası burası B noktası burası kuzey. Şimdi bakın buradaki açı 40 derece değil ki. Orada bize diğer açıyı 40 derece vermiş. O yüzden burası 40 derece olmayacak. Bundan dolayı A şıkkı benziyor değil. Bu AYT kitabı biliyorsunuz. AYT olduğu için de bazı bilgileri artık bildiğiniz varsayarak gidiyoruz. Şimdi bir noktadan çıkan Eşit uzunlukta 3 doğru varsa aslında bu B merkezli bir çember belirtir. Bunu niye söyledim? Bakın soruda BD, BE ve BC eşit verilmiş. O zaman şöyle DEC'den geçen merkezi de B olan bir çemberi böyle düşünebilirsiniz. Bunu söyleme sebebim zaten BD BC eşitse burası da 60 derece. Böylece burası 30 derece, burası da 30 derece arkadaşlar. Şimdi dikkat lütfen. Merkez açıdan dolayı DE yayı 30 derece. Şimdi C köşesi çemberin üstünde. O zaman bak bu da bir çevre açı. 30 derecelik yayı görüyor. 15 derece olacak arkadaşlar. A şıkkı. Evet burada BD'ye A diyelim. BE'ye B diyelim. Burası arkadaşlar A artı B verilmiş. Şimdi bunları nasıl birlikte kullanabiliriz? Sınavda aslında dışarıdan kesme, dışarı yapıştırma soruları sorulmuyor ama burada bazen hani bazı sorular zoruluyor Aralarda olacak. Maksat bir yorum gör, göstereyim size. Şöyle burayı arkadaşlar A kadar uzatıyorum. Burası BD ile şöyle T diyeyim. TB eşit olacak şekilde. Burada yapma hedefim, bakın göreceksiniz şimdi. Birleştirdiğim zaman TD... İkisi kenar bir üçgen getirdi TBD'de. Buraya Y dersek, buraya da Y dersek fark ettiniz mi? TE artı B oldu. EC de A artı B oldu. Bir tabana inendik tabanı ikiye bölüyorsa birleştirirseniz burada ikizkenar bir üçgen olur. DC ile DT eşit olur. Böylece bakın Y olur. İki iç bir dıştan X zaten ikiye. Bir daha iki iç bir dış yaparsak D açısına eşit olur. Çünkü şu BDC'de iki iç bir dış yapacağım. 3Y'ye gelecek. Dolayısıyla ikiz kenardan bu da 3Y olacak. 3Y böylece 180 eksi 96 84 42 yapar. Y arkadaşlar 14 geldi. 2Y yani X lazım bize. 28 oldu D şıkkı. Evet tabana inen bir dik tabanı 2'ye bölüyorsa ben orada hemen ikiz kenarı bir düşünürüm. Ne olur ne olmaz. Bakın DE sonuçta dikinmiş 2'ye bölmüş. O zaman BD'yi birleştireceksin ki BDDC eşitliğini gör. Böylece 36-36 olur. İki iç bir dışı iç içe geçen ikiz kenarlarda çok önemsiyorum ben. Bu yüzden bakın BDC üçgeninde iki iç bir dıştan dolayı D açısı 72. Kendiliğinden bakın BD ile BA eşit oldu. 72 derece olmuş oldu. X A şıkkı. Bu soruyu arkadaşlar bir yorum geliştirme olarak düşünün. Sınavda içten kesme, içten yapıştırma sorulmuyor. Normal klasik katlama kesmeleri zaten biliyorsunuz bu ekstra şeklin içinde yaptığımız işlemler biraz eskide kaldı ama yorum öğretmek için sorulmuş. Ben de çözeyim. Böyle birleştirdim. AK KB'ye eşit. Tabana inendik. Tabanı ikiye böldüğü için. Tamam mı? Sonra AB ile AC eşit ya. Şöyle bir şey yapacağım. Şu AKB üçgenini alacağım. Buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Bunu yapma sebebim eşlik oluşturmak. Tamam 20-20'yi görmek ama Toplamları 100 diye bak şu açıya 60 derece kalıyor. KKK K üstü açısına. Burası 140 dursun. 60 olduğu için birleştiriyorum. Bakın şimdi AKB ile AK üstü C birbirine eşit olduğu için tabii ki AK üssü de böyle noktalı kenar. e 60'ın etrafındaki iki kenar eşitse burası mecburen 60-60 olur. Buradaki KK üstü de noktalı kenar olur. Zaten iki kenarı yapıştırdığım için KK üssü ile K üstü C de eşit. Böylece 60, 140 daha 200. Buraya kaldı 160 derece. 10 derece oldu. Burası da 10 derece yaptı. Böylece gördüğünüz gibi x'e 10 derece kaldı. D şıkkı. Bakın şimdi burada 38 ve 76 var. CD de BH'ın 2 katı denmiş. 38'i gördüğüm için 76'nın şimdi yarısı ya. Ben arkadaşlar şöyle bir T noktasıyla birleştireceğim. AB ile BT eşit olacak şekilde kendim bunu birleştiriyorum. Çünkü burası o zaman iki iç bir dıştan 38 38 olur. Hedefim de böylece bir AT AC eşitliği yakalamak. Haliyle ikizkenar bir üçgende tabana inendik. Tabanı ikiye böldüğü için şuraya da harf vereyim BB olsun. Bu HD A artı B ise burası da arkadaşlar A artı B'dir. Böylece bakın buraya B eksi A kalır. B eksi A ile A'yı toplayınca da B yaptı. Şimdi bakın şimdi burada enteresan bir durum daha ortaya çıktı. BD B TB B E bu T A zaten B muhteşem üçünün olduğu tek üçgen dik üçgendir. Bu yüzden T açısı 90 derece olur. Artık büyük üçgende zaten iç açılar 38 38 90 artı x tepe açısı bakın. Bir açı bir açı bu da tepe açısı. Eşittir 180 Böylece x eşittir 14, e şıkkı. Burada arkadaşlar yine 35 ve 70 durumu var ya. Zaten soru tabii ki zor bir soru zorlandığınızı biliyorum ama çok kafayı takmayın. Üçgende açılarda böyle çok acayip sorular olabilir. Devamında kitabın böyle enteresan yorumlar olmayacaktır. Çünkü üçgende açıların böyle enteresan sorularına her kitap yer veriyor. Zorluyorlar biraz. Burada da o durum gerçekleşmiş. Yoksa yani kesinlikle sizden şunu beklemiyoruz aslında bir yorum görün diye anlatacağım yine Şimdi 35 derece 70 olduğu için ben dışarıdan kendim 35 derecelik bir T açısı alacağım böyle bunun bana faydası ne Böylece AC ile CT birbirine eşit olacak Şurası da arkadaşlar 35 derece olacak Aynı zamanda AT ile de AB eşit olacak burası 2A olacak İkiz kenar bir üçgen gelecek Ve dikkat edin lütfen Şimdi 35, 35 bu ne zaman vardır? Paralellikte soru söylememesine rağmen ben kendim çekince kendiliğinden A, T, C, D'ye paralel geldi. Hem Z'nin olduğu hem de eşit açının olduğu tek durum Z kuralında paralellikle olur. Böylece bu A, D'yi e, devam ettirirsek şöyle bir M dersek e, kesinlikle arkadaşlar MD ile DA birbirine eşittir. Neden? Orta taban. Orta taban ne zaman vardır? Orta noktada md eşittir. mc de c, c t'yi eşittir arkadaşlar. Böylece burada çok önemli bir şey oldu. Açı ortay kenar ortaya olduğu için d açısı 90 geldi. O zaman mecburen paralellikten tabii ki a açısı da 90 derece. Haliyle üçgenin iç açılar toplamı 70 artı 90 artı x eşittir. 180 x 20'dir e şıkkı.